Dikkat, söylediğin her şey gerçek olacak. Bundan hiçbir zaman şüphen olmasın. Şimdi bunu doğrulayan referansları önümüze koyalım. Bela insanın diline bağlıdır. Bela insanın kulağına bağlıdır, ayağına bağlıdır demiyor hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bela insanın diline bağlıdır. Yani o söylediklerin gerçek olacak cümlesini doğrulayan hadis-i şerif. Bunun yanında başka bir hadis-i şerif yine aklıma geldi. Ya hayır konuş ya sus. Çünkü sen hayırsız bir şey söylediğin zaman başını belaya sokacaksın. Yani bu hadis-i şerif aynı zamanda onu bize doğruluyor. Bunun yanında başka bir hadis-i şerif daha. Susan kurtuldu. Çünkü kişi sustuğu zaman başını belaya sokmuyor. Araştırma yapıyorlar. Konuşma sıkıntısı yaşayanlar. Bunların kanser riskleri de çok düşük. Başları kolay kolay belaya girmiyor. Şimdi devam edelim. Bir cümle daha aklıma geldi. Atasözü. Dil söyler, saklanır, baş belaya katlanır. Yani başı belaya sokar o dil. Şimdi biz burada ne anlıyoruz? Formülü anlıyoruz, değil mi? Bir formül var. Bu formüle göre dil. Bu dil konuştuğunu frekansa çeviriyor. Yani dil konuştuğu zaman, döndüğü zaman bir frekans oluşturuyor. Bu frekans söylenen her cümle arş-ı alaya kayıt olur diye bir şey duymuştuk değil mi? Bunu doğrulayan NASA araştırmaları da var. Yani bir kişi bir şey söylediğinde 100 sene önce veya 1000 sene önce bu gökyüzüne gidiyor ve belli bir yerde onlar birikiyor. Bunu bilim adamları söylediler sevgili arkadaşlar. Konuştuklarımızın bir frekans var. Frekans ve bu frekans kalbimizdeki yüksek dereceli frekansı aktif hale getiriyor. Yani senin dilinden çıkan bir cümle frekans yoluyla senin kalbindeki yüksek derecede frekansı harekete geçiriyor ve kalbinden o söylediğin cümlenin frekansı yayılıyor ve yine araştırmalara göre etraftaki bütün canlıları etkiliyor. Örneğin çiçekleri, hayvanları veya etraftaki insanları direkt etkiliyor. Komut yayıyor senin kalbin. Sen bir şey söyledin, kalbin frekans yoluyla komut veriyor. Hücre sahibi bitkilere, insanlara ve hayvanlara komut, telkin yayıyor sevgili arkadaşlar. Bir çeşit emir, öyle düşünün, emir veriyor. Onlar ister istemez sizden etkileniyor. Bunu açıklayan bir cümle daha var değil mi? Nedir mesela? Allah gönlüne göre versin. Yani Allah kalbine göre versin. Kabul olmuş aslında bir dua. Herkes bu duayı almıştır değil mi? Sen yolda geçerken dilenciye para veriyorsun. O ne diyor sana? Allah kalbine göre versin diyor değil mi? Onun kabul edilmiş bir duası olduğunu düşün. Ve sen kalbinde aslında söylediğini frekans yoluyla gönlünde ne varsa onu yaşıyorsun. İyi veya kötü. İşte bu kalbinde olan neyse, hani daha önceden söylediğin neyse işte o gerçekleşmeye başlıyor. Frekans yoluyla, emir yoluyla, komut yoluyla senin aslında söylediğin neyse dağıldığından dolayı gerçekleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Sen gönlüne ne koyduysan iyi veya kötü, korku koyduysan korktuğun başına geliyor. Kalbine ne koyarsan onu yaşıyorsun. Kınadığın, korktuğun, kaçtığın hep başına gelir. Neden? Çünkü kınadığını, korktuğunu ve kaçtığını kalbine koyduğundan dolayı onları yaşarsın. Onu yaşamadan ölmezsin. Hülasa burada gerçek ne? Formül ne? Sen söylediklerini yaşarsın. Bunlar gerçekleşecek. Bunu böyle kabul et. Bunun örneklerini de vermek istiyorum. Daha iyi anlaşılır olması için. Şikayet ettiğin konular. Mesela derler ya, şikayet ettikçe problem çoğalır. Yani neyden şikayet ediyorsun? Örneğin oğlundan şikayet ediyorsun. Benim oğlum çok dağınık. Bu cümle kalbine gidiyor. Kalbinden frekans yoluyla oğluna, etraftaki insanlara, hücre sahibi olan bütün yaratıklara emir olarak gidiyor ve senin oğlun daha çok dağınık oluyor. Yani söylediğin bir çeşit gerçekleşiyor. Sen şikayet ettiğin için oluyor ama bu. Ben yapamam dediğin zaman yine
Kalbine bunu indiriyorsun ve kalbinde bunu yaşadığından dolayı, gönlünde bu olduğu için yapamıyorsun. Veya benim param yetmiyor veya yok diyorsun. Yok dediğin zaman yok oluyor. Örneğin korktuklarını anlatıyorsun devamlı. İşte ben köpekten korkuyorum, kediden korkuyorum. Bunları sürekli dillendiriyorsun ve kalbine indirdiğinden dolayı yine kalbin yaydığı için o frekansları ve korktuklarını yaşıyorsun devamlı. Korkun çoğalıyor. Korku büyüyor, sen küçülüyorsun. Senin özgüvenin küçülüyor. Yapamıyorum, olmuyor, hallederiz, kalsın. Bunun yanında tabii aklıma şunlar da geliyor. Mesela eleştiriler. Hani şimdi moda oldu değil mi? Herkes her şeyi eleştiriyor. Eleştirdikçe sen yine bunu ağzından söylüyorsun ya, bunu sen kalbine indiriyorsun. Eleştirdikçe eleştirilir hale geliyorsun. Sürekli seni birileri eleştiriyor. Hani haberlerin önüne geçtiğinde sürekli onu bunu kınadığında veya eleştirdiğinde sonra aynısını sen yaşıyorsun. Neden? Çünkü söylediklerini yaşıyorsun. Gerçekleşiyor bunlar. Mesela şöyle bir hikaye var. Devamlı anlatılır. Bir baba, oğlu küçük. Daha böyle yeni yürümeye başlıyor belki de bilmiyorum. O günden itibaren oğlum sen adam olamazsın diye büyütmüş oğlunu. Yani senden adam olmaz, senden adam olmaz. Söylüyor bunu. Ve ileride çocuk vali oluyor. Babasını ayağına getirtiyor. Baba diyor bak ben vali oldum. Babası da oğlum sen vali değil adam olmazsın dedim diye anlatılan bir hikaye var. Şimdi bunun bilimsel taraflarına bu yöntemleri, bu formülleri ele alarak önümüze getirdiğimizde aslında baba tetikliyor, baba söylüyor. Baba devamlı söylediğini kalbine indirdiğinden dolayı yaydığı frekanslarla oğlunun adam olmaması için sürekli telkin veriyor, komut veriyor, emir veriyor. Aslında burada hatalı olan baba. Bir kişiye 40 kere deli dersen deli olmaz mı? Deli olur değil mi? E şimdi sen çocuğuna, oğluna adam olamazsın diye söylersen olacağı evet adam olunmayacak zaten senin oğlun. Veya kızından devamlı şikayet edersen kızım işte söz dinlemiyor, kızım dağınık, işte kızım şöyle kötü böyle kötü, bunları daha çok yaşayacaksın, daha çok gerçekleşecek. Yani şikayet ettikçe problem büyüyecek. Bunun garantisini verebilirim sana. Yani bu formülü sen anlamaya çalış. Bir örnek daha vermek istiyorum. Aile içerisinde kocasını devamlı eleştiriyorsa, ya sen beni hiç düşünmüyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, beni sevmiyorsun diye kocasına veya karısına söyleyen bir adamın halini düşünün. Bunu söylediği için, bunu kalbine indirdiğinden dolayı bu kişi, söyleyen kişinin ailesinin dağılması kaçınılmaz. Dağılacak, aile dağılacak, bozulacak yani. Neden? Çünkü söylediklerini yaşayacaksın, daha çok yaşayacaksın. Dillendirdiğin için daha çok yaşayacaksın. Bunun gibi sevgili arkadaşlar size anlatabileceğim binlerce örnek var. Binlerce, bitmez yani. Haberler var, diziler var, devamlı sana korkular pompalanıyor. Onları konuşuyorsun, onları düşünüyorsun. Örneğin gıybet yapıyorsun, tamam mı? Bu söylediklerin cümlelerle kalbine indiriyorsun. Kalbine korku, kaygı, tedirginlik indirdiğinden dolayı bunları yaşıyorsun. Bunun gibi binlerce örnek var. Bu formülü anladıktan sonra iki elinin arasına kafanı koyup şöyle bir düşün. Şu anda ben bir şeyler yaşıyorum. Örneğin ne yaşıyorsan olumsuzluk. Tamam mı? Mesela herkesin şu anda yaşadığı bir kıtlık bilinci var. Herkes finansal olarak bir sıkıntı içerisinde. Bunun yanında başka ne var? Mesela aile huzursuzluğu var. Bunun yanında özgüven eksiklikleri var, tamam mı? Böyle bir düşün. İki elinin arasına kafanı koy ve düşün. Acaba ben neyi dillendirdim? Neyi söyledim de gerçekleşti? Bir muhasebesini yap. Mutlaka bu formüle göre kendi kusurunu bulacaksın. Ve onu düzelttikten sonra, kalbine düzgün şeyleri indirdikten sonra, cümleleri değiştirmeyi öğrendikten sonra, yani dil kalıplarını değiştirdikten sonra senin hayatın değişecek. Çünkü söylediklerini yaşayacaksın. Bunlar gerçekleşecek. Peki hocam iyi güzel, şimdi çözüm ne? Çözüm biraz önce aslında son cümlelerimde söyledim. Düşün, anlamaya çalış. Bu öğrendiğin gerçekleri kabul et. Çünkü sen bir şeyi fark ettiğin zaman, yani yüksek bir farkındalık oluşursa o zaman
İçsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye giriyor ve problemi çözüyor. Yani sen bu gerçeği kabul ettiğinde, söylediklerimi ben yaşayacağım, bunlar gerçekleşecek diye inanmaya başladığın zaman, bunu kabul ettiğin zaman otomatikmen sistem çözüm üretmeye başlıyor. Bunun yanında şu gerçeği de kabul et. Sen dil kalıplarını değiştirmen lazım. Yani buna göre bu formülü uygulayabilmen için dil kalıplarını düzgün kullanman gerektiğini öğrenmen lazım. Şimdi sen bu videodan sonra dedin ki tamam hoca ben biraz bir şeyler fark ettim ama tam olmadı. Yapamayacağım diye düşünüyorsan evet belki %50 başarırsın. Ama uzman eşliğinde yaparsan mutlaka başarırsın. Yani senin yanında bir rehber varsa sana yol gösteren bu konudan sana bu şekilde olacak. Bak senin dil kalıplarında şuralarda hata yapıyorsun. Şunları değiştirmen lazım söyleyen bir rehberin varsa, bir yol gösteren varsa mutlaka %100 başarırsın. Instagram'da görüyorsunuzdur paylaşımları belki. Bizim programlarımıza katılan insanların önce ve sonraki halleri var. Okuyun, bakın. Belki de görmüşsünüzdür. Orada dil kalıplarıma dikkat etmiyordum. Başıma belalar geliyordu. Bir sürü sıkıntılar yaşıyordum öncesi. Sonradan dil kalıplarımı değiştirdim ve hayatım kolaylaştı. Başarım arttı. Bereketim arttı, aile huzurum arttı, özgüvenim arttı diyen yüzlerce insanların başarı hikayeleri var. Bunları okuyun, binlerce insana bu konularda yardımcı olduk. Yani Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yol gösterdik. Size de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. Bir ön görüşme, bir mülakat yapıyoruz. Orada senin ayak bağların nelerdir? Hangi dil kalıplarında yanlışlıklar yaptın? Şu anda yaşadıklarının asıl sebepleri nelerdir? Zihninde hangi engeller oluşturdun söylediğin kelimelerle? Bunları tek tek buluruz. Sana bir strateji planı çıkarırım. Sen de o planı uygular, arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Yani ayak bağlarından kurtularak sen de arzuladığın neyse artık özgüven, başarı, huzur, bereket, bunlara sen de ulaşabilirsin. Onun için yapman gereken şey videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Hoşça kal.